Merhaba arkadaşlar. Dağlardan, doğadan, karlı yaylalardan hepinize selam ederim. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Gördüğünüz gibi artık her taraf bembeyaz. Kış yüzünü gösterdi. Yılın ilk karı yağdı. Şükürler olsun. Bir kuraklıktır gidiyordu ama artık kar yağdığına göre bunun da devamı gelir. Umarım buralar 1 metre, 2 metre, 3 metre olabildiğince çok kar olur. Ve böylece bol su ve bereketli bir yıl geçiririz. Sağlığınız, sıhhatiniz umarım yerindedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir yayladayım. Bu yaylada kamp yapacağım yer normalde aşağısı, fakat siz de yarın öbür gün böyle karlı bir dağda ya da yaylada kamp yaparsanız yaylanın boşluğunda bulunan ağaçların yanına mutlaka tur atın. Bakın arkadaşlar ne var ne yok. Çünkü bu dağlarda, bu yaylalarda yalnız değiliz arkadaşlar. Bir yaban hayvan olabilir. Başka bir şey olabilir. Gerçi benim burada dolaşmamın diğer bir nedeni ise ağaç bakmak, kuru ağaç bakmak. Ağaç kesmiyoruz malum, bir dalı bile dalından kesmiyoruz. Yere düşen kuru dalları bulmak. Yanımda çıra getirdim. Kamp ateşini birazdan yakacağım. Bu arada Fredo ve Dogo sağa sola dolanıyor ne var ne yok diye. Gelin bakayım. Dogo gel kızım. Fredo. Fredo da büyüdü bayağı. Haydi. Ya Allah, bismillah diyelim arkadaşlar. Ve kampımıza başlayalım. Şimdi şunlar var arkadaşlar. Bunları yakabiliriz ama bunlar sadece tutuşturmalık. Başka hiçbir işe yaramaz. Çok çabuk biter. Şimdi dogoların çıktığı yerlerden çıkmaya bakıyorum. En doğru yolu gösterir. Bu arada ormanın durumu bu. Çam ağaçları kocaman. Fredo, Dogo, haydi. Dedim ki bana dogolar doğru yolu gösterecek ama yine ben bildiğimi okuyayım en iyisi. Bu taraftan gidelim. Haydi Dogo efendi, haydi. Gökyüzünü gördük. Ne var Dogo burada? İnsan yoruluyor. Şu tarafta yaylanın öbür tarafı. Şuradan ne var? Şu cam ağacına bakın. Ormanın içindeyim. Şimdi kuru odun bulacağız.
Bunlar şimşir tarzı ağaçlar. Ne oldu? Ama çam ağacının büyüklüğüne bak arkadaşlar. Kolu nereye gelmiş? İşte ağaç. Bir. Şu kamerayı şöyle koyalım. Olsun. 3 tane var. 4 tane var ama idare eder. Şu kamerayı da alalım. Ve dönüşe geçelim. Hadi. Çocuklar gidiyoruz. Elim buz tuttu hemen. Neredesiniz? İniş tehlikeli. Elimin haline bakın. Kar buz gibi yapmış ağacı. Ve hafiften uyuşmaya başladı. Ama birazdan geçecek. Elim buz. Resmen buz kesti bakın. Şöyle göstereyim ben. Resmen buz kestelim. Barınak olarak seçtiğim yer burası. Şu kamerayı çevireyim. Ateşi burada yakarım. Barınağı da buraya kurarım. Şimdi buraya nasıl bir barınak yapabilirim? Sırtımı buraya vereceğim. Kayalar böyle sanki elle yontulmuş gibi ama. Biraz dinleneyim. Ellerim çünkü artık buz tuttu. Togo, Fredo bir gelin. Şurada tenteye gelmem için birkaç ağaç görüyorum ama dur atlama dur oğlum dur tamam şimdi elimi Fredo'nun böyle boynuna değdiriyorum, elim ısınıyor, onun vücut sıcaklığı biraz da bana geliyor. Köpek de üşümez bu arada arkadaşlar. Heyt. Tamam sen de. Birini sağ elimi, birini sol elimi. Aferin.
Döntemizi ilk önce bağlayacağız. Şimdi ip kısa zaten. O yüzden şöyle düğümü ayarlayıp şu mesleği verdim mi kalın şekilde tutar. Bakın. Gördünüz mü? Bir saniye. İlk önce kafamda tasarlıyorum arkadaşlar. Nasıl olur diye. Nasıl yaparız, nasıl olur, nasıl gider. Onu yere indireceğiz. Tamam. Yani haydi ben yaptım oldu diye bir şey yok. İp. En önemli şey ip arkadaşlar. İpiniz olması lazım. İpsiz hiçbir şey olmuyor. Her zamanki gibi boğum düğümde. Bu arada bu ip dinamik ip, yani dinamik ip derken esnemedi. Lastik gibi düşünün. Bazı arkadaşlar diyor ki ya bu baltayı niye yan vuruyorsun? Arkadaşlar ilk çakımda böyle vurursam Allah korusun kayar, elime gelir. O yüzden şöyle ilk bir sivrileştiriyorum, ondan sonra devam. Şimdi tamamdır. Bakın 1 2 katladım, bıraktım. Bu taşı da alacağım. Rüzgara karşı direnmesini sağlayacak.
sıra geldi. Burada oturacağım yere ağaç da koysam, ne yaparsam yapayım arkadaşlar, ya matınız olacak ya böyle şişme bir nasıl diyeyim, oturanız olacak diyeyim. Şişme matınız olacak. Aksi halde bu soğuk mutlaka ki mutlaka etkiler arkadaşlar. Şimdi birazdan bunu şişireceğim. Onun üstüne de şu kilimi serdim mi? Şöyle alın size. Mis gibi bir yer. Otura yatağı değil şimdilik. En zor şeylerden biri kışın ateş yapmak. Şöyle daha güzel gözükür. Böyle aralıklı bırakıyorum maksudan ki yavaş yavaş duman hepsini kurusun, ateşi boğmasın diye. Önce maksudan bunları yakıyorum. Yapraklar kuruyor. Bir nebze de olsa ıslaklığı alıyor.
çantadan kar maskesini almayı unuttum. Fredo, Dogo. Hadi ağaç bulun. Evlatlar. Nasıl kayıyor ayağım ya? Hadi ağaç bulalım. Hadi, hadi çocuklar. Haydi. Ayakkabılar kaya kaya çıkıyor. O yüzden biraz temkinli yürüyorum. Var mı? Dogo. Herhangi bir şey. Ne anlarsın ki ağaçtan ya? Haydi. Bu da kırık değil. Burada bir ağaç gibi bir şey var. Kırık dağ. Çünkü az bir şey alabilsem. Çekil Dogo. Çekil Fredo. Çekil. Çekil oradan. İşte bu. Haydi. Hadi gidiyoruz. Dikkatli bir şekilde iniyoruz. Bu arada çıktığım yeri görüyorsun. Haydi. Sadece şu odun beni 45 dakika idare eder. Ateşimiz umarım yanıyordur. Karlı havada böyle soğukta nefes almak zor. Hareket etmek zor. Her an kalp krizi geçirebilirsiniz. Eğer alışık değilseniz.
Şimdi ateş yana dursun. Umarım yanar. Ben şu minik barınakta biraz dinleneyim. Fredo yanıma gelebilirsin. Üşüme orada. Zor ateş yaktık ama yaktık. Umarım yanar yani. Hadi sen de otur, geçin geçin yerinize. Şuraya şuraya şuraya. Otur otur. Geçin yerinize. Yerinize geçin, oturun. Sev benim oduna geldik. Arkadaşlar dağlarda tamam hadi gel. Sen buraya gel. Dogo sen buraya gel. Dogo sen buraya gel. Dur. 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 Tamam gel. Hop. Dogo şuraya otur. Dogo sen şuraya otur. Şuraya şuraya Dogo. Heh, otur otur otur. Otur. Heh. Yani var ya konuşamıyoruz. Kamera arkası yapmayacağım bunu. Neyse onu göstereceğiz. Dur 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 dur. Tamam tamam tamam. Ya bunlar da eğlence. Dur bir saniye ama kamera orada, konuşacağım ya Dogo. Dur. Allah aşkına dur ya, gözünü seveyim. Tamam Fredo. Tamam. Çıkıyorum, tamam çıktım. Tamam tamam, oturmuyorum ha. İnan ki oturmayacağım. Hadi bir müsaade edin, oturmayacağım. Hadi. Kışş, bakın ne var orada. Kışş, kışş. Fredo sen de. Fredo hadi git. Bak. Kışş. Fredo hayır. Kışş. Neyse. Ben biraz dinleneyim arkadaşlar. Bunlar rahat verirse tabii. Sonra güzel bir yemek yapalım. Ya. Acıktık. Bunlar da acıktı. Ben de acıktım. Hadi görüşürüz. Şimdi sıra geldi yemek yapmaya. Şimdi ne yemeği yapacağız? İlk önce suyumuzu ısıtacağız arkadaşlar. Demir matara, metal matara kullanmıyorum. Böyle soğuk iklimlerde, kışın daha doğrusu. Şimdi sırt çantasındasınız, sırt çantanızdasınız. Olmadı bu cümle ama demek istedim, anlayın. Sırt çantasında demir matara soğuk, hepten sırtı üşütüyor. Orada ayrı bir soğukluk veriyor, o yüzden gerek yok. Şuna şimdi şöyle suyu dolduracağız. Yanımda limon vardı. Limonun kabuğu suyunu en son gece yatarken kullanıyorum. Kabuğunu daha çok. Çünkü şimdi tansiyonu düşürebilir. Biraz kabuğu benim şekerimi yerine getirecek. Şunu koyalım. Bu şimdi biraz ekşi olduğu için az bir şey de portakal kabuğu. Duman yüzüme geliyor. Şimdi kamerayı alalım. Gidelim çam iğnesi dolu almaya. Şu mesela, şu iğneler. Portakal, limon ve çam iğnesi. Bu kadar yeter. Atalım şöyle içine. Bakın ateş gene o kadar har har yanmıyor da. İşte biraz yanıyor. Şimdi rüzgarın yönü böyle olduğu için şu ağacı yer değiştireceğim. Hatta şöyle yapayım.
Bir de yemek olarak bunu göstermek istiyorum arkadaşlar size. Şöyle yakına geleyim. Bu hayatta bayatlamaz. Ne bileyim, çürümez, kokmaz, ekmek gibi değil. Buna yufka diyorlar. Şimdi ben bunun üzerine su dökeceğim biraz. Hatta biraz karatayım şöyle. Bu suyu görünce yumuşuyor. Katmer oluyor. İçine artık bende yok ama peynir katabilirsiniz, her şeyi katabilirsiniz. Bu böyle 2 sene, 3 sene çok rahat bir şekilde durabilir arkadaşlar. Şimdi bir ıslatayım ben şunu, bakın göstereyim size. Şöyle döktüm suyu. Bu birazdan yumuşayacak. Müthiş bir enerji veriyor bana. Şöyle ayırıyorsunuz. Biraz daha ıslatıp ateşe bırakacağım. Uçak geçiyor. Kış kampı. Bir dakika, şurada benim oturanım vardı ya. Şöyle. Gözüküyor mu kamera? Bilmiyoruz ki. Ve arkadaşlar, yılın ilk karında ilk kampımızı yaptık. Tentemizi kurduk. Ateşimizi yaktık. Ne kadar zor koşullarda. İşte limon, çam yaprağı, ayrıca portakaldan bir çay yaptık kendimize. Şu kadayı gösterdim. Bakın bu yumuşuyor artık, yumuşacık olacak. Bunun içine su kattık. Bu hayatta bayatlamaz, ekmek yerine bunu taşıyorum. Daha sonra ne dedim? Su. Metal matara taşımıyorum artık kış olduğu için. Sırt çantasında sırtımız aldığımız zaman üşütmemize, soğuğa etkisi oluyor arkadaşlar. O yüzden ben taşımıyorum. Siz taşıyabilirsiniz. Lakin ne var? İstediğiniz kadar ayakkabılarınız iyi olsun, su geçirmesin. Şu an var ya, üstü donuyor. Deri olduğu için ne yapıyor? Kar birikiyor. Kar birikince belli bir süre sonra ayak parmaklarım üşüyor. Hızlı hızlı konuşmaya başladım da. Şimdi anladık mı? Karadenizlilerin Kafkasları neden böyle sürekli hareket ettiğini. Bu karda, kışta sürekli hareket etmek gerekiyor arkadaşlar. İşin şakası, esprisi bir yana, soğuk insanı eğer gerekli donanım yoksa bu dağlarda dirhem dirhem gömer. Öyle ki yaklaşık 6-7 saattir sürekli beyaz görüyorum. Kafamı ara ara böyle çeviriyorum, çamlara bakıyorum. Gökyüzü hafif böyle mavi bulut var. Yoksa gözlerim mahvolacak durumda. Yani demem o ki doğa insanı dirhem dirhem bitirir arkadaşlar. Gerekli donanımınız yoksa. O yüzden ne yapıyoruz? Eğer kamp yapacaksanız. Yani tamam, videoları izleyin. Orada geniş bilgiler veren videolar var ama. Her şeye de inanmayın ya. Her şeye inanmayın. Yani bu çadırda kalınmaz. Biz de zaten bu akşam kalmayacağız. Döneceğiz köy evine. Fredo, Dogo ve ben. Burada kalma imkanım yok. Ben burada kalırsam bir nevi intihar etmiş olurum. Yani şu parmağım bile şurası uyuşuk. Dediğim gibi arkadaşlar, zordur kış kampları. Eğer kar kampı düşünüyorsanız bütün alet, edevat, ıvırı zıvırı her şeyi tam tekmil gidin. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Bu soğuk havalarda cep telefonlarınızın şarjına güvenmeyin. Birden kapanır. Birden anlamazsınız bile. %50 dersiniz, hop telefon kapanmış. Çünkü bu telefonlarda artık ona göre dizayn edilmedi mi ya da neydir bilmiyorum. Benim başıma çok geldi, bu bilgiyi paylaşayım. İster telefonunuz iPhone olsun, ister Samsung, ne olursa olsun. Belli bir bu kışın, bu karda, yüksekte birden %80'den birden ya da %40'dan küt diye düşüyor. Bunu da bir kenara not alın. Belki sizin telefonunuz yapmıyordur ama ne olur ne olmaz. Batarya bankanız her zaman
şu iç cebinizde vücut sıcaklığının olduğu yerde tutun. Karda ateş yakmayı gösterdim size. Zor. Çıra olmazsa ya da bir gaz yağınız olmazsa, öyle işte kuru dalı aldım filan, yok öyle bir şey. Onu da not alın. Dilerim bu hastalıklar ıvır zıvır kötü günler geçer ve hepimiz doğada oluruz, doğada olmak isteyenler. Bir bölümün de sonuna geldik. Şimdi ya Allah bismillah diyeceğiz. Yola koyulacağız. Buraları toplayacağız. Kendinize iyi bakın. Selam ediyorum arkadaşlar. Dağlardan, doğadan. Hangi gün karar verdin küt diye çekip gitme? Hangi lafım dokundu sana böyle inceden ince? Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren seni benden götüren, beni bir kuş gibi öptüren? Hangi kırılası eller dolanır şimdi kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyle o ay tanrıçası teminde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede derlenip hangi masaları dağıtsam? Ben de bu serseri başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu sürünür? Kayıp ilanımı versem, şehir şehir dolanmak yerine ödül mü koysam, ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanma, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Ferişte olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal mazeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be, olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğim mendil mi? Buruşturulup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı, satılır mı? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipi parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahan ettim meze,
Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara olan yancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ve hangi su bağışlatır, hangi musalla temizler seni? Hangi sevgili var ki senin kadar duyarsız ve kalpsiz? Ve hangi sevgili var ki benim kadar çaresiz? Hangi ayrılık var ki böyle kanasın ve böyle acısın? Ve hangi taş yürek var ki benim kadar ağlasın?